Herkese tekrar merhabalar, iyi hafta sonları. Evet, altın fiyatlarının düşüş seyri belli bir noktada. Son bir haftaya baktığımızda haftanın en düşük seviyesinde kapanış oluştu. Bu zayıflama eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Bizim güvenli bölge olarak bahsetmiş olduğumuz 1211 sonrası cılız olsa bir tepki geldi. Nereye kadar? 1233'e. Son iki günde ortalamanın altında gittiği için, zayıf seyrettiği için sık sık bu noktalara bahsediyoruz. Kritik seviyelerden bahsediyoruz. Halihazırda zayıflama devam ediyor. Eğilim haftalıklar tarafına baktığımızda çok önemli, iki önemli destek bölgesinde. Yani burada bir tutunma ise halihazırda var. Eğer şöyle yataydan dikkat alacak olursak bakın. Özellikle neden bu seviyelere dikkat çekiyoruz? Çünkü son bakın kırmızı yeşil ortalamalara baktığımızda bu ortalamaların üzerinde bu yıl boyunca seyretti. Altın bu yıl için bizim beklediğimiz en güçlü, son 4 yılın en güçlü hareketini gerçekleştiriyor zaten. Gerçekleştirdi. Son dönem satış gelmiş olsa da. Neden? Çünkü bu ortalamaların üzerine bakıyorsunuz. Çok önemli. Neden? Çünkü son 2015, 2014, 2013, 2013'ten itibaren bu iki önemli ortalamanın altında çok uzun süredir uzun bir düşüş trendi içinde seyretti. Ama ortalamanın üzerine çıktıktan sonra gayet olumlu, güçlü seyretti. Son yılların, son 3,5 yılın neredeyse en yüksek seviyelerine giden hareketi gördük. Şuradan baz aldığımızda 2014'ten beri 1, 2, 3 neredeyse 3 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. 1400'lere yaklaştığını gördük. Şimdi gelen bu satışa baktığımızda eğer tabloda şöyle bir yorum yapacak olarak 1302, 1375, 1300'ün altında açıkçası 70 puanlık bir düşüş dikkate alacak olursak 1230'lara denk geliyordu. Ama bu seviyeyi de aştığını görüyoruz. Çok önemli ortalamaya yaklaştığını, çok önemli ortalamalarda destek olduğunu şu an için görüyoruz. Aynı zamanda görmüş olduğunuz üzere biraz önce bahsettik. Bu mor hareketli ortalama, yeşil ve kırmızı biraz önceki ortalamaların, çünkü aylık olduğu için bu ortalamalar da önemli. Bu ortalamaların üzerine ne zaman çıktı? 2016'nın başında çıktı. Ama 2016 öncesinde baktığımızda bu ortalamanın çok önemli. Bu ortalamanın 1, 2, 3 neredeyse 3 yıl boyunca altında seyretti. Şimdi bu ortalamanın üzerinde. Yani bu bölge aslında 1200'ler ve 1200'lerin altına geldiği müddetçe alışın gelebileceği bölge olarak bakabiliriz. 1200'ler çok önemli destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Hatta her 1200'e gelişte ciddi tepkilerin geldiğini gördük. Her 1200'e gelişte ciddi tepkilerin geldiğini gördük. Yani bu yükseliş sonrası 1200'e çekildi ama öteki ay ciddi yükseliş. 1200'e çekildi ama ciddi yükseliş. Dolayısıyla burada benzer hareketin olması ihtimalini hala koruduğumuzu söyleyebiliriz. Yıllıklara baktığımızda evet, yıllıklarda özellikle 1266 üzerindeki her harekette biz önümüzdeki birkaç yıl içinde hareketin yukarı gitme ihtimalini konuşuyor olacağız. Zaten riskleri, dünyadaki gelişmeleri, Avrupa Birliği ve birçok riski işin içine kattığımızda evet, bu ihtimal giderek artacak gibi gözüküyor. Ve halihazırda biz ne diyoruz? Fiyatlar düşerken burada göstergedeki olumsuzluk şu an tabloya baktığımızda yeni yeni tekrar güvenli bölgeye geldiğini gösteriyor. Ve güvenli bölgeden kastımız nedir? Yani güvenli dediğimiz şey nedir aslında? Bizim özel çalışmamız olan HDTR'ye göre şu an kaç 79'larda. Ne dedik? Aslında tablomuzda özellikle altın fiyatlarının 72-85 bölgesi, yani koyu yeşil, açık yeşil, bu bölgenin güvenli düşüşlerin azalabileceği, düşüşlerin az olduğu, dolayısıyla risklerin azaldığı bölge olarak bahsetmiş olduğumuz, güvenli alış bölgeleri olarak bizim karşımıza çıkan bölgeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla risklerin azalmaya başladığı bölgeler olarak buralar izlenebilir. Yani düşüşlerin artık zayıfladığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Son kapanışı dikkate aldığımızda kaçı görüyoruz? Burada 80. Evet, görüldüğü üzere 80'i görüyoruz arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Yani 5 dolar daha düşse kapanışı, cuma günü kapanışı hemen dikkate alalım. 1208, yani 1203'lere kadar bir ihtimal. 208'i dikkate alıyoruz. Hemen haftalık kapanışı da
1208 alıyoruz. Sonra gram altına döneceğiz. Gram altında ilgili yorumumuz var. 1290 altındaki 96 altındaki hareket beklemiyorduk ama sonuçta 1211'lere gelirken de 1264 1222'lerden itibaren bu bölgeden itibaren güvenli bölgeye girdik demiştik. Buralardan alışların gelme ihtimali yüksek demiştik ki kademe kademe geldiğini de gördük. Şimdi 80'i düşündüğümüzde 85, 5 dolar cuma günkü 1208 kapanışını dikkate aldığımızda şunu söyleyebiliriz. 1212 geçilmediği müddetçe 1204 1202 ihtimali söz konusu olan ama 1204 üzerinde kaldığı müddetçe hareketin 1212'ye ve 1212'lerin üzerine bir tepki verebilir mi? Bunu izliyor olacağız. Haftalıklar tarafında özellikle eğer bakın hemen 1200'lerin altında fiyatlamalar görüyoruz. Eğer 1224'ler geçilemediği müddetçe veya 1212 geçilemediği müddetçe neyi konuşuyor olacağız? 1204'lerin kırılma riskini, dolayısıyla bu da haftalıklarda 1200'lerin altına gelen bir hareketi gündeme getirebilir mi? Getirebilir ama normal şartlarda biz eksi 85'in üzerinde başka eksi görmedik bu tabloya baktığımızda. Şimdi hemen geçmişe dönüp şöyle acaba burada eksi 85'in altında başka eksiler var mı dediğimizde hemen bakıyoruz. 88 olduğunu görüyoruz. Başka neyi görüyoruz? Şurada bir seviye daha var. 94. Yani maksimum burada eğer dikkate alacak olursak 94. Yani şu an 80, 94 dediğimizde 1208 14 dolar daha eğer burada düşecek olursa altın fiyatları 1194-1192 gibi bir ihtimal söz konusu olabilir. Eğer ki 1204 altında günlük kapanış görecek olursa bu ihtimali konuşuyor olacağız. Ve burası da altın fiyatlarında bakın arkadaşlar hemen şöyle tablomuzun daha net anlaşılması noktasında size bunu paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar altın fiyatları bu bölgeye geldiğinde bakın şunu da şöyle açıklamış olacağım. Bakın düşüşün derinleştiği 94'e geldiği ama sonrasında düşüşün derinleştiği 94'e geldikten sonra çok ciddi rallilerin başladı. Bakın düşüşün geldiği dip bölgeyi gördükten sonra yani 94-95 bölgesi büyük düşüşün olduktan sonra ciddi rallilerin başladı. Bakın yine düşüşün geldiği burada da 84-85'i ifade ediyor. Bu bölgeden sonra tutunduğu rallilerin geldiği yani alışların geldiği düşüş riskinin artık azalmaya başladığı bölgeler olarak biz bu noktaları işaretliyoruz. Bu noktaları dile getirmeye çalışıyoruz. Eğer ki tabii ki burada geçmişte ciddi hedefler de var. Yani bu hedefleri şu an dikkate almadık. 161, 200. Bu düşüşler nasıl düşüşler? Böyle bir tablo beklemiyoruz. Neden beklemiyoruz? Çünkü bakın 1900 dolardan 1800 dolardan özellikle 2012-2013'te bizim yıkım beklediğimiz altın fiyatlarında 1900 dolardan 1800 dolardan itibaren bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Biz 1800-1900 dolardan itibaren beklediğimiz bir hedef vardı. 2000-2500-3000 dolarların konuşulduğu dönemde biz altın fiyatlarında 1150 dolar hedeflemiştik. Nereden itibaren? 1900-1800'lerden 1850'lerden itibaren beklemiştik ki bu düşüş gördüğünüz üzere gerçekleşti. Biz son 2,5 yıldır da altının dip yaptığını bir yükseliş trendi içine girebileceğini sık sık paylaştık. Ve gelinen noktalar itibariyle biraz önce bahsetmiş olduğumuz noktaları izleyebilirsiniz. Yani altın fiyatlarında bahsetmiş olduğumuz seviyeler biraz önceki açıklamalarımıza bakarak görebilirsiniz. Nerelere kadar tepki verir? En azından bu bölgelerin biraz önceki açıklamalarımız çerçevesinde değerlendirdiğimizde önemli desteklerde tepkileri zaman zaman eğer 1200 hemen şuraya günlük tabloya bakalım. 1212 üzerinde kapanışlar görecek olursak 1220'ler 1230'lara doğru hafta içinde tepki ihtimali konuşulabilir. Ama 1204 altında kapanışlar görecek olursak bir ihtimal buraya çekilip 1200'lerin altına çekilip sonra tepki beklenebilir. Hemen buradan gram altına dönüyorum. Gram altında önemli bir seviyede. Bu bölgede tutunmak isteyen bir çaba görebiliriz. Özellikle
tablo 130'lar üzerinde kalmak istiyor. 130 altına geldiğimde çalışlar gelebilir. Burada hareketin yeni bir rekor kırması için 132.50 geçmesi lazım. 132.50 geçmesi demek 134-135 demek. Bu da bize kısa vadede 128-135, yani aradaki bu 7 liralık hareketin 135'lerin üzerinde 7 lira 142'leri hala koruduğunu, hala buraya gitmek isteyen bir tablo olduğunu gösteriyor. Yani gram altında aslında şu an için zirvedeyiz ama önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle kademe kademe yeni rekorlar gelecektir. Herkese bol kazançlar.